İtibaren komisyonu takip etmek isteyen hiç kimsenin girişine izin verilmiyor. Gidiyoruz. Komisyonun aldığı tedbirleri sizinle gerçekten paylaşmak istedim. İlk koruma noktamızdan geçiyoruz. Polis memuru arkadaşlarımız burada duruyorlar. Devam ediyoruz. Kimse geçmesin diye mecliste alınan önlemler. Bütün meclis personeli burada. Devam ediyoruz. Bir koridordayız daha. Bu koridor geçen sefer hayvan hakları STK'larından içeri alınmayanları misafir ettiğimiz ve normalde plan bütçe komisyonu odası burası. Şu gördüğünüz alandaydı bütün hayvan hakları savunucuları. Çünkü plan bütçenin burada bir televizyonu vardı ve buradan canlı yayınlanıyordu. Milletvekili olmamız yeterli diye biliyoruz biz. Arkadaşlar, komisyonun çalışmasıyla ilgili usul ve esaslar konusunda komisyon üyelerinin konuşma hakkı var. Başkan yayınlanıyor, konuşturmuyor. Ya nedir bu yani? Konuşacaksınız. Arkadaşlar, sizden istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, komisyonun burada bir usulle ilgili konu gündeme getirildi ve biz de bunu değerlendirdik. Şu anda kendi aramızda konuştuk. O nedenle komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin burada görüş serdetmesi doğru değil. Maddeler üzerinde, zaten konuşacaksınız. Ayrıca onlara da söz vermek durumundasınız Sayın Başkan. Başkan, bu da bir usul tartışması. Bu da bir usul tartışması. Ya sen milletvekillerini konuşturmamak da bir usul tartışması. Hem izletmiyorsun, hem yayınlamıyorsun, hem konuşturmuyorsun. Yarın sokmayacaksın da. Böyle bir çalışma usulü yok başkan. Başladı bile. Başkan, böyle bir çalışma usulü yok. Arkadaşlar, özet geçeyim ben size. Biz şu anda komisyondayız. Tarım Bakanlığı komisyonundayız. Böyle yürümez bir komisyon. Evet, protesto edilmesinin sebebi şu. Zaten komisyona STK'ları almıyorlardı biliyorsunuz. Geçen sefer kavga dövüş bir şekilde girilmişti. Bugün de alınan misafirlerin komisyonu canlı yayında takip ettiği dışarıdaki televizyonu sökmüşler. Hayvanlarla ilgili bir yasa görüşülüyor. Veteriner hekimler odasının başkanı dışarıda. Barolar Birliği'nin başkanı dışarıda. Kendiniz yayın yapın dedi başkan. Sabaha kadar beraberiz. Kendimiz yapalım yayını.
Belli ki iletişim başkanlığından talimat gelmiş. Görüntüler pek hoşuna gitmemiş bazılarının. O yüzden de bugün bizden izleyeceksiniz parça başkan, parça. Başkan, komisyon böyle çalışamaz. Ya burası keyfe keder yönetilecek bir yer değil. Buranın usulleri var, esasları var. Keyfe keder yönetiyorsunuz şu anda burayı. Şu anda keyfe keder çalışıyorsunuz. Ya biz... Ay böyle bir şey olabilir mi ya? Ya milletvekillerine söz hakkı vermemek diye yeni bir usul geliştirdiniz. Evet, milletvekilleri konuşamaz komisyonda. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yayınlamıyorsunuz. Evet. Yayınlamıyorsunuz. Bu da yanlış. Üstten susturuyorsunuz insanı. Bu yayını yayınlamayacağız. Nokta. Ben yayınlıyorum. Hangi bak biz kendimiz hangi yayınlıyoruz. Hangi siz komisyon başkanı mısınız? Buranın altı. Tarım Bakanlığı yapmış Vahit Bey konuşuyor. Tarım Bakanlığı döneminde doğru düzgün bir köpek kısırlaştırması yapmadığı için yaralanan çocukların fotoğrafıyla buraya gelen Vahit Bey konuşuyor. Konuşsun. Ve yine kaçıyor. Şimdi açıklayacağım ben size. Niye yayınlanmıyor biliyor musunuz? Başkanın açıklaması şu sevgili arkadaşlar. Başkan diyor ki komisyon başkanı ki Vahit Kirişçi kendisi aynı zamanda Tarım Bakanlığı yapmış bir insan. Yani hani diyorlar ya çocuklar öleceğine işte köpekler ölsün falan. Ne çocukların ne köpeklerin ölmesine gerek var. Ve sorumlusu aslında 2 sene boyunca Vahit Bey'in kendisiydi. Ve şimdi komisyonun içine almıyor. Kimleri almıyor? Veteriner Hekim Odası'nın başkanını almıyor. Barolar Birliği temsilcisini almıyor. Ömrün hayvan hakları mücadelesine vakfetmiş insanları almıyor. Hayvanları geçtim. Bakın vallahi geçtim. Bu yapılan şeyin insan sağlığına, çocuk sağlığına nasıl olumsuz etkileyeceğini anlatacak uzmanları da kapının önüne bekletiyor. Bunu da bize şöyle gerekçelendiriyor. Diyor ki zaten komisyon görüşmelerini tutanaktan isteyen herkes odaya takip edebilir. Bunu niye yapıyor dersin? Çünkü o tutanaklar 2 saat sonra çıkıyor. Çünkü çok ciddi üzerlerinde bir toplumsal baskı var. Çünkü dışarıdaki televizyondan bile olsa hayvan hakları savunucuları oradan yayın yaparak burada olanı biteni, AKP'li milletvekillerinin hiçbir soruya cevap veremeyişlerini hepsini alenen ifşa ettiler. Bugün engellemeye çalıştıkları şey bu. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buradaki görüşmeleri yayın, bu arada dışarı yayından bahsetmiyoruz. İçeride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisindeki konuklara izletebileceğimiz bir televizyonumuz yokmuş. Yani TBMM'nin geldiği durumu da buradan görelim. Buna yönelik itirazlarımızı ilettik. En azından gelen misafirler için, Türkiye'de yaşayan herkes için önemli bu komisyon görüşmeleri. Bir televizyonla iç yayın yapılmasını söyledik. Buna da aşırı sinirlendi eski Tarım Bakanı, şu yaşadığımız sıkıntıların 8 sorumlusundan biri olan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ve toplantıyı araya vererek dışarı çıktı. Onlar yayın yapmayacaksa biz, bir tek ben değil, buradaki bütün muhalefet milletvekilleri çok da kalabalık gelmişler sağ olsunlar. CHP grubu, HDP grubu, İYİ Parti grubu, Saadet grubu, bütün muhalefet burada, biz yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu çocuk düşmanı diyeceğim. Hem hayvan düşmanı hem çocuk düşmanı olan bir cenah var. Bunlar son derece organize, planlı ve paralı pullular. Ve Türkiye'nin %10'una bile tekabül etmiyorlar. Ve çok ciddi bir operasyon, iletişim operasyonu altında yönetiliyorlar. Ve azgın bir grup azınlığının sesini bütün ülkenin talebi gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Çözüm önerisi olarak getirdikleri şey sokaklarda yaşayan istisnasız bütün kedi ve köpeklerin barınaklara toplayacağız diyorlar size. Yalan söylüyorlar. Türkiye'de kendi tabirlerine göre 4 milyon köpek var. Sadece 300 tane barınak var. Kapasitesi 100 bin. Toplayabilecekleri bir barınak falan yok. Yürürlük tarihinde kapınızın önündeki bütün kedileri köpekleri istisnasız alıp öldürecekler. Bunun teklifini görüşüyorlar ve buna diyorlar ki biz bunu çocuklar için yapıyoruz. Burada günlerdir görüşüyoruz. Bütün uzmanlar kendini parçalıyor. Dedim ya hayvanları, hayvanların yaşam hakkını bunları bir kenara bırakıyorum. Diyorlar ki siz bu hayvanları buradan topladığınız anda vakum etkisiyle kırsalda çocuklara çok daha fazla saldıracak. Kuduz diye bir şey şu an Türkiye'de yok ama bunu yaparsanız olacak. Bunların hepsini anlatan uzmanlar dediğim gibi şu anda kapının önünde bekliyor. Bugün de sabaha kadar, gerekirse yarın da sabaha kadar buradayız. Sizden bir tane ricamız var. Bir, İletişim Başkanlığı denen şer odağının operasyonlarına karşı gerçekleri paylaşan insanları takip edip lütfen paylaşın.
İkincisi de vicdanınızı ve gerçekleri dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.